Koçu! Thank you.
Sevgili seyirciler, şu anda Aydos Orman 6. Kapı Doğan Yurt Derneği pikniğindeyiz. Birazdan izin geçelim. Paşa mı izledin? Otur mu? Aha ben geldim. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler. Lokmalar nasıl gidiyor? Çok güzel. Vay ben bir tane tadayım mı? Tabii. Banadırı getir. Şöyle göster bana. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ablacıklarım ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Hani yoğurmadınız bu hamuru? Yoğurduk. 10-15 dakika sonra tekrar bekliyoruz sizi. 10-15 dakika sonra? 10-15 dakika sonra. Yoğuracağız değil mi? Yoğurduk. Efendim biz bugün neredeyiz? Bugün Doğan Yurtlar Derneği, Aydos Piknik Alanı'ndayız. Aydos Piknik Alanı'nda. Doğan Yurtlar Derneği'ndeyiz değil mi? Doğan Derneği'nde. Bugün lokmalar sizden mi? Bizden efendim. Akşama kadar devam. Akşama kadar devam. Sıcak sıcak devam. Ablalar yoğuracak, yapacak. Yoğuracaklar. Ellerini dökecekler. Ellerini misafirlerimizi ikram edeceğiz. Misafirleri ikram edeceğiz değil mi? Teşekkür ederim. Ne alacaksın abla? Lokma almaya mı gelmiş? Bak abla da lokma almaya gelmiş. Parayla vereyim buna, parayla. Abi ben anlamam. O bardağı nereden buldun? Kendi getirdim. Ben plastik bardakla tad alamıyorum çayı. Ben de tad alamıyorum. Onun için o bardaktan. Getireyim mi? Getireceksin. Aydos Ormanı Doğan Yurtlar Pikniğindeyiz. Evet. Efendim bizim bir başkanımız var yakışıklı. Yılmaz Ünlü. Aa buradaymış. Hoş geldin başkanım. Eyvallah. O senin güzelliğin Bilal Bey. Senin kalbin temizliği. Aa heybenin sahibi de buradaymış. Anam. Hoş geldin kardeşim benim. Hoş bulduk Bilal abi. Sen nasılsın? İyi misin? Sen nasılsın? İyisin. Sen misafirlerle gelmişsin. Aynen. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kaç kilo çıkar mesela? Hoş geldin. Aşağı yukarı böyle bileyen. Sevgiler saygılar. Özlemişiz be vallahi. Bunu dolduruyor değil mi? Tabii. Vay be. Evet. Gel göster bakayım. Bir ileyen. Vay. Evet, 20 kilodan bu kadar çıkıyormuş. Görüyor musun? Aa çok güzel. Allah razı olsun. Abla evet, yoğur bakayım. Yakışıklısı Mustafa Dere orada yerini aldı. Bak yağ katıyorsun. Yağ katıyorsun. Evet Ali evet. Güzel burada. Ali abi çocuklarla ilgileneceğiz. Suyumuzu koyduk. Bu sandalye kapmaca yarışması yapacağız. Bu orijinal değil mi? Hiçbir şey katkı yok bunda. Sevgimizi katıyoruz bak. Sevgini katıyorsun abi, değil sevgili. Mi? Çok güzel. Ellerimize sevgimizi katıyoruz. Vallahi ne? Sen var ya. Seviyor, o yüzden. Sonra sütümüzü koyuyoruz. Süt. Her şey göz kararı. Biz de göz kararı. Her şey göz kararı değil mi? Göz kararı. Sevgili kameramanım bak çeker misiniz ne güzel. Şimdi burada son olarak yumurtaları kıracağız. Yumurtalarımızı kıracağız. Bunun yapılışı bu değil mi? Yapılışı böyle. Lokmanın yapılışı böyleymiş. Alaaddin Adak. Yumurtamızı da koyuyoruz. Evet şimdi artık yoğurmaya başlıyoruz. Bileklerimize koy şu anda. Şimdi abla artık yoğuruyor değil mi? Evet ailelerimiz bu arada.
Bir saat. Vay, vay saat. Anasını ya. Böyle mi? Habire böyle. Hadi böyle. Böyle. Abla böyle böyle mi yapacaksın? Böyle mi yapacaksın? Hep böyle. Böyle. Evet. Teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Kıymetli sanatçımız Bilal Ertuğrul da alanda birazdan sahnede olacak. Yine basınımızın değerli temsilcisi, bu anı ölümsüzleştiren kıymetli gazeteci dostumuz Alaaddin Adak beyefendiye de çok teşekkür ediyoruz. Onlar da sizlerle röportaj yapıyor. Ufak Acar'ım, ben de oynayabilir miyim? Tabii ki. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Evet, merhaba efendim. Doğayın Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Tanju Gök de aramızda. Başkan hoş geldin. Kardeşim gençliğin sesi. O da hoş geldin. Nerede kardeşim görüşemiyoruz. Yoğunluk. Sevgili çocuklarımız ya. Tamam başkan. Tamam. Koşturuyorum. Hadi görüşürüz. Gel Şefik abla artık seni yakaladık. Artık kafam mı uzatıyorsun bana? Nasılsın abla, iyi misin? Teşekkür ederim. Ne zaman geldin? Bu sabah geldim. Bu sabah geldim piknik için. Doğanyurt'tan. Evet, Doğanyurt'tan. Evet. Evet. Aydos Ormanı'nda piknikteyiz değil evet, mi abla? Evet, evet. Teşekkür evet. ederim abla, hoş ben geldin. Ben teşekkür ederim, hoş bulduk. Çok güzel geçer inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah yağmur da yok, kalabalık oluruz evet, inşallah. Evet, inşallah, inşallah. İnşallah. Öğleye doğru insanlara gelmeye başlıyor. Aynen bakıyorum. Öyle, aynen. Rami Başkan kaçma, yakalıyorum seni. Vallahi yakalarım bak, hiç anlamam. Teşekkür ederim. Gel yanıma doğru, gel. Dernek Başkanı'nı yakaladım. Rami Demir'i. Onun da pikniği var. Ben var mıyım? Ne zamandı? Hayır, üçünde. 9. ayın içinde. Evet, 9. ayın içinde. Ben var mıyım? Varsın. Aslanım da. Başkanım nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah. Sen de köyden geldin herhalde. Evet, pikniğe geldim. Doğa yukarı yalnız bırakmamış. Doğa yukarı yalnız olmaz. Teşekkür ederim. Çatal Zeytin'deydin. Evet. Sen de Çatal Zeytin'de bir şey vardı, konser vardı. Gittin mi? Gittim. Yeni Belenköy'ünde. Gittim 4-10 Karacakay'ı piknik programı ona katıldım. Katıldın yani. Katıldım, evet. Sancaktepe Doğan Yurtlar Derneğimizin yönetim kurulunu alkışlarla sahneye davet edelim. En hızlı bir şekilde sahneye davet ediyoruz. Onların bu güzel organizasyonda gerçekten emekleri çok fazla. Büyük fedakarlıklar yaptılar. Bu yapmış oldukları fedakarlıkla birlikte ortaya çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir piknik şöleni çıktı. Vesilesiyle kıymetli yönetim kurulunu hem sizlere tanıtmak hem de onları onurlandırmak adına burada sahnede görmek istiyoruz. Mustafa abi buyursunlar, şöyle sahnenin önündeki yerinizi alırsanız, gerçekten emeğiniz fazla. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sancaktepe'de Doğan Yurtlular gür sesiyle, çalışmalarıyla memleket adına, milliyetçilik adına gerçekten güzel hizmetler veriyor. Onları bu anlamda takdir ediyoruz. Ve biz şimdi kıymetli biz yönetim kurulunu evet, davet ettik. Onlar gelir, gelmeye devam ediyorlar. Programı çok seri bir şekilde devam ettirmek adına yönetim kurulu gelirken kıymetli Sancaktepe Doğan Yurtlar Dernek Başkanımız Yılmaz Ünlü'yü değerli konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Başkanım. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Siyasi Partilerimizin Başkan ve Temsilcileri, Sancaktepe AK Parti Kadın Kolları Başkanım Sefa Nur Akça, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, derneğimizin düzenlemiş olduğu piknik şölenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler yaklaşık 2014'ten beri 9 yıldır beni yalnız bırakmayan çok değerli yönetim kurulu arkadaşlarım, özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Gece gündüzü katıp bu piknik programlarını bizlere sunan yönetim kurulu arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle sponsorlarımız, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Hanım'a huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. AK Parti hemşerimiz Ercan Bey katılamadı. Onların da size büyük selamları var. O da her zaman
bizim yanımıza iyi günümüzde, kötü günümüzde yalnız bırakmadılar. Ona da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hemşerim, Kadın Kolları Başkanımız Sefa Nur Akçay'a da derneğimizin her zaman yanında olduğu için Doğan Yurtlar adına teşekkür ediyorum. Özellikle sponsorlarımız, bizlere her zaman destek veren, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, maddi ve manevi yanımızda olan sponsorlarımıza, gönüllü yaşlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bizler Doğan Yurtlu Dernek olarak 30 tane yönetim kurulu, 700 tane üyeyle yaklaşık 730 tane yönetim kurulu ve üye olarak Sancaktepe'de faaliyet göstermekteyiz. Bunların içinde iftar programları, piknik programları, Ramazan'da koli dağıtımları, yetim çocuklarımıza sponsorlar, gezi programları, cenazeye katılımlar, düğünlere katılımlar gibi çok çeşit faaliyetler içindeyiz. O yüzden yönetim kurulu arkadaşlarımız gece gündüz her zaman bizimle yanımızda. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle tek bir şey söyleyeceğim. Başkan Yardımcım Mustafa Sakay'a özellikle huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Piknik programında çok emeği geçti. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Ve şimdi her daim Kastamonu'ların yanında olan Sancaktepe'de gerçekten bizleri onurlandıran kıymetli Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın Avukat Şeyma Düğücü Hanımefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Başkanım. Sayın Kaymakamım, çok değerli dernek başkanım, buraya diğer ilçelerden gelmiş kıymetli sivil toplum kuruluşları başkanları, derneğimizin gerçekten burada gurur duyduk yönetim kurulu üyeleri ve benim kıymetli hemşerilerim, kaymakamımızın da hemşerileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Biliyorsunuz biz sizin gelininiziz. 30 yıldır gelin olmak demek, hemşeri olmak demektir, beraber olmak demektir. Ben Kastamonlu kardeşlerime gerçekten bu memlekete hizmet etmeleri, bayrağına, ezanına, sancağına, Kur'an'ına, kitabına, her şeyine olan o bağlılıkları, o içten güzel yürekleri için hepsinden Allah razı olsun diyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Sancaktepe'de hem Sancaktepe'de hemşeriyiz, hem Kastamonu'da hemşeriyiz. Dolayısıyla gönlümüz bir, dualarımız bir, gücümüz bir, hep beraberiz Allah'ın izniyle ve Sancaktepe'de sizlere hizmet ediyor olmaktan dolayı da ben de inanın gurur duyuyorum. Allah razı olsun hepinizden. Her yıl pikniğimizi düzenleyen derneğimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu işler kolay işler değil. Öyle hemen geliyoruz bir gün gibi sürüyor ama bunun altyapısı, görüşmeleri hakikaten büyük gayret istiyor. Emeklerimize sağlık diyorum. Öyle hemşerilerimizi bir araya getirdiniz, bizi bir araya getirdiniz. Muhteşem bir şekilde kapıda karşıladınız. Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Rabbim sağlıkla, sıhhatle, kardeşliğimizle, birliğimizle bizleri inşallah daim eylesin diyorum. Rabbim ülkemize, milletimize yardım etsin. Zor günleri atlattık. Yine bizi zor günler bekliyor ama işte bu birliğimiz, bu beraberliğimizle ben her birini atlatacağımıza inanıyorum. Çünkü Kastamonu hemşerilerimiz öyle yürekli bir nesilden geliyorlar ki Şerife bacıları var bir kere her şeyden önce. Her şeyi feda edip vatanı için canını gözünü kırpmadan verebilen hemşerilerimsiniz. Onun için sizlerin bu desteği, bu birlik beraberliğimiz bizim için çok kıymetli. Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın Avukat Şeyma Düğücü Hanımefendi'ye tüm Kastamonlar Doğan Yurtlar adına şükranlarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Çalışmalarında üstün başarılar diliyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın Başkanım, sizi bırakmadan Sayın Başkanım, Şeyma Başkanım. Bu arada bir not geldi bana.
sizi bir kez daha sahneye davet edeceğiz. Bizim için önemli bir kadraj olacak, zira özellikle bekledik sizin gelmenizi, sabırsızlıkla bekliyorduk. Efendim, şimdi teşrifleriyle plaketini almak üzere Şeyma Düğücü Başkanımızın elinden plaketini almak üzere AK Parti Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Sefa Nur Akça hanımefendiyi davet ediyoruz. Gerçekten Sefa Hanım da Kastamonular adına, Doğayurtlar adına güzel hizmetlerde bulunuyor ki bu güzel etkinlikte de onların payları çok fazla. Plaketini kıymetli başkanımız Şeyma Düğücü hanımefendiden alıyorlar. Biz de bu anı ölümsüzleştiriyoruz. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olasınız, var olasınız. Kıymetli belediye başkanımızı protokoldaki yerine gönderirken yine Kastamonların gururu olan, gerçekten hepimizin gururla çalışmalarını takdir ettiği Sancaktepe Kaymakamımız Sayın Ahmet Karakaya Beyefendi'yi değerli konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Kaymakam. İlçemizin çok değerli şehremini, Sayın Belediye Başkanımız, değerli hemşehrimiz, çok değerli Sefa Nur Başkanım burada, KASTER'in çok kıymetli genel başkan yardımcıları, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, KASTER İlçe Başkanımız, Belediye Başkan Danışmanımız, muhtarlarımız, çok değerli hemşehrilerim, sevgili Doğanyurtlular, Mesetliler, Hoşalaylılar, öncelikle piknik programınız bereketli olsun diyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet, biraz yağmurla başlayan ama daha sonra güneşin açmasıyla inşallah daha da bereketli olacak olan bir piknik programı. Bu programların organize edilmesi gerçekten çok zordu. Ben öncelikle Doğanyurtlular Dernek Başkanımızı, kıymetli hemşerimi ve bütün emeği geçenlerin yürekten kutluyorum. Sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz, il derneklerimiz burada önemli bir görev üstleniyor. Gençlerimize, çocuklarımıza İstanbul gibi büyük bir metropolde kendi kültürlerini, hemşerilerini unutmamalar için bir yol açıyorlar. O nedenle çok kıymetli buluyorum. Zor bir iş olduğunu da biliyorum. Onun için tekrar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet sayın başkanlarım, kıymetli hemşerilerim. Sancaktepe ilçemizde ülkemizin dört bir tarafından insanlarımız yaşamakta. Huzur içerisinde, güven içerisinde, barış içerisinde güzel bir ilçe. İnşallah daha da gelişen bir ilçemiz var. Burada tabii en önemli renklerden biri de çok kıymetli hemşehrilerim olan Kastamonlular. Şimdi burası için de söyleyecek olursak Doğanyurtlular. Ben Taşköprülüyüm biliyorsunuz ama Doğanyurt'unda eniştesi oluyorum, değil mi başkanım? O sebeple tabii Doğanyurt'a karşı muhabbetimiz bir başka. Hani sormuşlar ya nerelisin diye, daha evlenmedim demiş. O noktadan bakınca aynı zamanda Doğanyurtluyum. Tabii Doğanyurt, Karadeniz'in incisi olan küçük, şirin ilçelerimizden birisi. Gerçekten yeşiliyle, mavisiyle çok kıymetli bir yer. Ve insanıyla, doğasıyla çok değerli gözümüzde, gönlümüzde. Ben bayrağına aşık, ezanına aşık, milletini, vatanını seven Kastamonu hemşehrilerinle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kastamonu insanı her zaman bulunduğu yere güzel bir renk katmıştır. Her zaman güzelliğin, iyinin, doğrunun yanında yer almıştır. Bu nedenle biz her gittiğimiz yerde, daha önce görev yaptığımız yerlerde de hemşehrilerimizle gurur duyduk. Çünkü hemşehrilerimiz kötü işin içerisinde olmuyorlar. Her zaman emekleriyle, gayretleriyle güzel yerler ediniyorlar. Bu çok değerli. Bu çerçevede ben bu piknik programını düzenleyen çok değerli dernek başkanımıza ve yönetimine, kıymetli desteklerinden dolayı belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı siz kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Artık güneş açtı, belki katılım daha da artacaktır. Hepinize hayırlı, bereketli bir piknik diliyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Kaymakamımıza değerli konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarından dolayı Sayın Kaymakamımıza hediyelerini takdim etmek üzere Sancaktepe Doğanyurtlar Dernek Başkanımız Yılmaz Ünlü'yü bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Başkanım. Evet, yine basınımızın değerli temsilcileri bu anı ölümsüzleştirmek adına fotoğraflıyorlar.
Onlara da teşekkür ediyoruz. Kıymetli gururumuz Sancaktepe Kaymakamı Sayın Ahmet Karakaya Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Tüm Kastamonlular, Doğanyurtlar adına şükranlarımızı iletiyoruz ve kendilerini yerlerine uğurluyoruz. Ve konser zamanı diyoruz. Alkışlar Kastamonumuzun gür sesi, dünyayı oynatan adam geliyor. Cideli Emin geliyor, Emin! Haydi Doğanyurt! Yeah.
Türkiye'nin efsanesi be. Hello. Aman
en sona ben çıktığım için hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Doğanyurt pikniğindeyiz bugün. Allah'a şükürler olsun, yağmur da dindi. Herkes artık yemeye başladı. Karnı acıkan gidiyor. Biz buradayız. Cidelemin. Vallahi herkesin karnı acıkmış. Şimdi yönetimine çok teşekkür ediyorum. Yılmaz Ünlü ekibine, o ekipte ben de varım da. Efendim, hepinize teşekkür ediyorum. Vallahi çok güzel çalıştım. Ben çalışmadım açıkçası. Çok çalışamıyorum zaten. Efendim, şimdi ne diyelim? Muzaffer Hocam hoş geldin. Erol Kıda'nın sahibi. Seviyorum seni. Gerçekten sevilen bir abimiz. Sanatçıların gerçekten babası sayılıyor. Ali Fuat Kara nerede? Burada mı? Kayboldu mu? Abi biz bunu doğayıklar şak diye kayboluyor. Ben anlamıyorum ki ya. Neredesin? Ya kaybolmayın kardeşim ya. Abi oyun havası yapalım mı birazcık? Başkan ne diyor? Oynayacak mıyız? Tereyağcı! Tereyağdan tereyağı alın ya. Birazcık tereyağı alın. Niye almıyorsunuz? Satış olsun. Cemal Sakar. Aysel Sakar. Nesla Sakar. Nesla Yılmaz mı bu? Lokmacı ekibine. Aa, ne hangi şarkıyı söylemek istiyorsunuz lokmacılar? Olur mu? Aa, biraz sonra söyleyeceğiz. Hiç üzülme. Şimdi şöyle bir aşağıya ineyim. Ben şimdi millete oynatacağım için birazcık. Azıcık oynatayım mı oyun? Biraz ilerleyebilir miyim? Tuncer abi gidebilir miyim? İstediğim yere gidebilirim değil mi? Tamam o zaman. Tamam. Tiridine tiridine dürüdine nandım. Ben soyunmam lazım abi. Soyunmadan olmaz bu iş. Tiridine tiridine. Ulan para verip basıyorum ha. Tekine para verip basıyorum ha. Hadi bakalım gençler, gelin bakalım şöyle. Canlı oynayalım bugün. Gel. Allah. Hoppa. Hoppa. Bas. Thank you.
2019'da hemşerilerimizin kapısını 4.450 aile kapı kapı çaldıysa 2024'te de gerekeni yapacağız. Bizi Kastamonu'da, Sancaktepe'de sahibini saymayacağız. Buna biz İstanbul'da 2023 seçimleri gösterdik. Kayser Genel Merkez olarak karar aldık. Bizi adam vermeyene, milletvekili vermeyene biz kapı açmayacağızdık ve açmadık. Bunu yaptık. Dik durmakta yarar var. Birlik, beraberlik olmakta yarar var. Bu saatten sonra her zaman sesini çıksın. İstanbul'da hep söylüyoruz. Biz ikinci sırada değiliz ama biz birinci sıradayız. Bunun gücümüzün farkında olalım. Bizim bugün yanımızda olması gereken avukat Ercan Kader, Sancaktepe'de bizim için bir güçtür. Bir abi, bir kardeş, başkan, her zaman yanımızda olan kadın kolları başkanımız da var. Ve muhtarımız Kastamonu Dernek Başkanı, Doğan Yurt Dernek Başkanı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Ercan Kader, yine yanımızda Genel Merkez Yönetim Kurulu'yumuz Kuvvet Sıkseli vatandaşı var. Biz Sancaktepe'de birlik, beraberlik güzel bir şekilde icraat yapmaya devam edeceğiz. Tabii zaman zaman sıkıntılar oluyor. Olsun. Kim ne yaparsa yapsın. Biz yolumuza devam edeceğiz. Siz değerli hemşehrilerimiz geçen gemide program yaptınız, orayı doldurdunuz. Bakıyorum Doğan Yurtlar bugün ve misafirlerle beraber burayı doldurdunuz. Bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyorsunuz. Allah sizlere razı olsun. Bakın bu yağmura da mangalları çadır çeken var. Mangalları yakıyorsunuz. Bu güzel bir şeydir. Sizlere ben bu pazar gününde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 9. ayın içinde herkes not kağıdına yazsın. Sancaktepe'de Kastamonu'nun en büyük ses çıkacağı programı yapacağız. Sizlerden rica ediyorum. O gün buralar hep dolu olsun. Kalabalık olsun. Ne zaman bizim yanımıza gelirlerse o sesimiz orada belli olur. Birlik beraberlikten yarar vardır. Biz size söz veriyorum. Siz arkamızda durduğu sürece, siz yanımızda olduğu sürece 2024'te inan ki Sancaktepe'de Kastamonu için en hayırlı şey olacak. Bunu bilginiz olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Var olun, sağ olun. Ben de başkanlarıma ve protokolüme önce saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir hemşehriniz olarak aranızda olmaktan çok mutluyum. İYİ Partileri sizleri temsil ediyorum. Yılmaz Başkanımı ve Şerife Hanım'ı tebrik ediyorum bu ilk organizasyonlar ötürü. Bu kadar. Eşimizi hep beraber olduğumuzu biliyorum çünkü Doğan Yurt Cide'den ayrılma bir ilçemiz ve o ilçenin ilçe olması döneminde siyasi bir gücümüzü Doğan Yurt'un ilçe olması tarafında kullandığımızda bilmenizi istiyorum. Şahsım olarak çok tepelerde olan bir siyasetin en üstünde olan birilerden özellikle rica ettik. Doğan Yurt, evet Doğan Yurt ilçe olabilir dedik. Gerçekten bugün de Doğan Yurt çok şirin, çok güzel, tertemiz bir ilçemiz. İyi ki de ilçe olmuş. Tabii ki öbür tarafa baktığımız zaman Kastamonu STK'larına baktığımız zaman Kastamonu STK'larında önceki döneme göre şu anda çok daha birlik beraberlik içinde olduklarını görüyorum. İşte bu da bizim gücümüzü biraz daha ön tarafa çıkartıyor. Hanımların özellikle siyasette çok güzel yerlerde olması, siyasetin en önemli olan değerli kardeşlerim, siyasette tepede olmak şart değil. Tepeden çok iş yaptıramazsınız. Ama alttan temelde olan insanlar o tepenin yükünü çektiği için bizim alttan gelmemiz bizim geleceğimiz için çok önemli. Yani bir partinin alttan yukarıya bütün her şeyini öğrenerek gelen siyasetçilerin hep başarılı olduğunu gördük. Biz de bu kardeşlerimizden bu başarıyı bekliyoruz. Siyasette de güzel yerlere doğru tırmanacaklarına eminim. Değerli kardeşlerim, tabii burada kaslerimiz var, sanatçılarımız var, burada bir sürü birbirinden değerli dostlarımız var. Doktor Bey burada
Ran Bey kardeşini tanıştırdı. Memnun olduğumu belirttim. Ne güzel. Bakın rahmet yağıyor. Hiç kimse burayı terk etmedi. İşte biz birlik beraberlik yaptığımız sürece eğer bir yere hemen en ufak bir olumsuzluklarda terk edersek siyasette de bunda başarılı olamayız. Şu anda terk etmediğimize göre ben siyasette de çok güzel yerlere geleceğimizi şimdiden görüyorum. CİDE Dernekler Federasyonu olarak birçok yerde ziyaretlerde bulunuyoruz. Ama bulunduğumuz yerde bu vatan, bu millet, bu ezan için konuşanların arasında olmaktan gurur duyuyoruz. Onların yanında da CİDE Dernekler Federasyonu'nu tek federasyonlardan ilan edenlerden birisi olduğunu bilin. Eğer vatanımıza söz uzatılırsa, eğer bayrağımıza, eğer cumhuriyetimize söz ediliyorsa, biz cumhuriyetimize, bayrağımıza, ezanımıza, milletimize sahip çıkanların yanında olduğumuzu haykırdık. Basın önünde bunu yaptık. Bundan sonra da gene böyleyiz. İnşallah hep beraber bu Kastamonu, Evliyalar Diyarı Kastamonu, bunların evlatları, bunların torunları olarak tabii ki farklı davranmamız mümkün değil. O zaman o ecdadımızın kemiklerini sızlatırız. Düşünebiliyor musunuz? Bir kurtuluş savaşı yapılıyor. Ve bu kurtuluş savaşında hiç işgal görmemiş olan Kastamonlular en önde yer alıyor. İşte vatan sevgisi budur. Bunları birçoğunuzun bildiğini biliyorum. Kastamonu'da ersizler diye bir yer olduğunu biliyor musunuz? Bir tane er kalmamış değerli kardeşlerim. Neden? Bu bayrak bir vatan için. Şurayı tarayalım. Hiçbir tanemizin yan ailesinden şehit olmayan neredeyse yok. Gelelim 15 Temmuz'a. 15 Temmuz'da gencecik canları şehit verdik. Benim amcamın oğlu da Çengelköy'de şehit oldu. Bakın şu anda 15 Temmuz CİDE'de de Kastamonu'da da Türkiye'nin her yerinde 15 Temmuz'u inşallah bir daha böyle hainlerin elinizi uzatamayacağı şekle getirip bu Türk milleti inşallah bunlara geçit vermeyecek ve bu Türk milleti inanıyorum ki Rabbim bir daha bizlere böyle bir vatan hainlerinin gizli gizli yaptıklarıyla karşı karşıya bırakmasın diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bakın yağmur da dindi. O zaman Doğanyurtlu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ve Doğanyurt'un programı şu andan itibaren başlıyor sayıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Selamlar. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Mikrofonsuz da konuşuruz ama sizden devam edeyim dedim aynı şekilde. Mikrofonlu konuşanları. Ben bugün bir piknik günü. Sağ olsun Tanju kardeşim geldi. İki akşam önce dedi ki Kubilay abi mutlaka gel. Bizim tabii hem burada Kastamonu'muzun biliyorsunuz Kastamonu Konfederasyonu'nun genel başkanı memleketli Sayın Mehmet Albay'ın ve yönetimi selamlarını da iletmiş oluyorum. Yine Kastamonu Genel Başkanımız Sayın Remzi Şen şu an başka bir programda onun da selamlarını iletmiş oluyorum size. Aynı zamanda biraz önce bize federasyon başkanımızın dediği gibi ben de aynı zamanda Küre Federasyon Başkanıyım. Kastamonu Küre, Ersizler Derneği'ye bahsettiği bölgenin ilçesi olan hem de Küre Hemşehrilerimizin selamlarını iletiyorum. Tabii şu an bir yaz dönemi biliyorsunuz genel seçimden çıktık. Açıkçası ülkeyle çok yoğun bir mesai harcıyorduk. Akabinde Eylül ayından itibaren de ülkemiz bir yerel seçim hareketine girecek. Tabii ki genel seçim anlamında biz Kastamonu olarak biraz önce Başkan Şube Başkanı'nın anlattığı gibi bizi temsille ilgili orada bir genelge yayınladık. Yayınladığımız genelgeyi de mümkün mertebe uymaya çalıştım. Ama o seçim genel seçimdi. Allah'a şükürler olsun şu an genel seçimimiz bitti. Sayın Cumhurbaşkanımız da görevine devam ediyor. Ama bundan daha da önemli olan Kastamonu'lar için yerelde daha da önemli olan yerel seçim geliyor. Bu yerel seçim anlamında
bugün burada Şefanur Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Ercan Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Şeyma Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Biraz önce Bahçeler Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcımız buradaydı. Bahçeler Belediye Başkanımız buradaydı. Bağcılar'daki hemşerilerimizin, bizim Küreli hemşerilerimiz Bağcılar'da yoğunlukta şöyle bir söylemleri var. Diyorlar ki Abdullah Başkan, başkan olduktan sonra Bağcılar'da yürüyüşümüz değişti. Gerçekten sizin bir evladınızın bir ilçede belediye başkanı olması, başkan yardımcısı olması, meclis üyesi olması çok çok önemli. Niye çok önemli? Bugün burada Sefanur Başkan temsilcileri, işte Ercan Başkanım da, Şeyma Başkanım da bugün buranın alınması, bu sahnenin kurulması, bu desteklerin yapılması tamamen ve tamamen belediye içerisindeki güçten geçiyor. Bu anlamda da mutlaka ki mutlaka bizim İstanbul'da Kastamonu hemşerilerimiz var. Şu an aktif görev yapan belediye başkan yardımcıları var, ilçe başkanları var. Belediye başkanı olmak isteyen hemşerilerimiz var. Bu anlamda mutlaka ki mutlaka yerel seçimde çok güçlü bir şekilde İstanbul'un 39 ilçesinde en az 3 tane, 5 tane belediye başkanı olmalı. Artı belediye başkan yardımcıları olmalı. Artı belediye meclis üyeleri olmalı. İşte İmren abi burada. Artı muhtarlarımız olmalı. Mutlaka ki kim hangi siyasi görüşteyse o görüşün içerisinde yer almalı ve bu gücünü Kastamonu'nun adına kullanmalı diyorum. Bu anlamda başta Yılmaz Başkan olmak üzere biraz Yılmaz Başkan'ın morali bozuk. Çünkü yağmur yağıyor ama önemli olan bu işi, bu insanları bir araya getirebilmek, bir arada olabilmek. Biraz önce Mehmet Başkan dediği gibi yağmur da yağsa, kar da yağsa, fırtına da gitse herkes burada. O anlamda sıkıntı yok. Zaten pikniğinden, sosyal faaliyetlerinden, cenazesinden, düğününden bir yerde bir sosyal organizasyon varsa bu işi en iyi yapanlar Kastamonu'lar. Bu da bir gerçek. Bu anlamda ben Yılmaz Başkan'ın başta olmak üzere Kadın Kolları Başkanımıza, Tanju Gençlik Kolları Başkanı ona ve bütün herkese, katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum.